Çatı meselesi ne abi mi? Bir mesele yok. Çatı burada yayınlara devam etmek istiyordu. Yani İstanbul'da ev bakıyordu. Çok pahalıydı. 6 bin lira, 7 bin lira kira istiyorlardı. Bir artı bir evlere falan. Abi dedi Mersin'de fiyatlar miyatlar nasıl? O sırada çalışmama kararı almışlar herhalde egoist patiyle. Yormuşlar birbirlerini. Çok doğal bir şey bu arada bu piyasada. Ben Patigile de diyorum, Tugaygile de diyorum. Siz manyak kişi yapıyorsunuz amına koyayım. Bu kadar çok çalışılmaz yani. Bu kadar çok çalışılır mı abi? Ya herkes bir noktada patlar yani. Çato ilk patlayanlardan olmuş yani. İlk değil de. Ondan sonra abi dedi ben yayınlara devam edeceğim ne olay da. İşte Mersin'de ev kirasını falan. 2000 liraya bir ev bulduk ona burada. 200 metrekare ev. 2000 liralık ev. Ben dedi de buraya taşınacağım falan. Dedim kimseyle küs ayrılma amına koyayım. Herkesle konuş sorunlu hallet. O sırada da dedesini kaybetti zaten. Biliyorsun canlı yayında mesaj geldi falan. Dedesini kaybetti çatı. Onun işleriyle uğraştı. O dedesiyle uğraşırken ...nonolive kapandı amına koyayım. Yani o kadar şanssız bir dönem geçiriyor ki o da kendi içinde. O dedesiyle uğraşırken... Nonolive kapanınca da Abi ne yaparız falan. Ben de dedim ki YouTube yaparsın. Ben bana yardımcı olursun. Biraz harçlık harçlığın çıkar cebine. Belki yeni bir platformla anlaşır seni oraya aldırırız. Yani şu anda daha çok arkadaş gibiyiz yani. Kendi evinde kalıyor. Kız arkadaşıyla birlikte. Bir yola çıkmışlar böyle. Ben de elimden geldiğince abilik yapmaya çalışıyorum yani. Abi birlikte böyle çalışıyor muyuz, bir şey yapıyor muyuz derken İstanbul'a gideceğim dedim. Abi geleyim sana İstanbul'u biliyorum falan yardımcı olurum dedi. Habibi'yi götürecektim normalde karımı. Ama işte o da perşembe günü konsolosluğa gittik ya biz Ankara'ya çok yoruldu. Yani Bihter'e tek başına baktı. 10 saatlik yol git gel. E, Pazar günü bana işte enerji lazım. Çünkü... E, yaptığımız işte Vodafone Park'ın ortasında Free Fire etkinliği düzenledik. İyi ki abi be gelmedi. Çok yoruldu. Gerçi çok da kısa sürdü çekimler. Çok eğlenceliydi. Çatı gittik yani. Keyifliydi. Çato gerçekten İstanbul'u biliyor. Durum bu. Böyle bir olay yok yani. Hırka babanın mı? Yok belki Berkeciğim ananın. E ee, bu bu tavrı istiyorsunuz galiba. Gayet de gayet de güzel bir hırka bence. Yakışıyor da. Bok atma lütfen. Çatı gelecek mi bilmiyorum kardeşim. O da benimle geldiği için yol yorgunudur. Belki ilerleyen saatlerde gelir. Bu arada 2-3 kere gördüm. Senin ekibine mi girecek? Hangi ekip amına koyayım? Bunu yazmışlar bir de. Senin ekibine mi girecek Çato? Hangi ekip amına koyayım? Ne ekibi? Ben ne zaman ekibim vardı amına koyayım? Ne zaman ekip oldum amına koyayım? Tuhafsınız lan. Ya Melih'le Mahmut'u ekip sayıyorsanız Meli yayına getiremiyoruz kardan kızdan. Mahmut'un ona kadar vakti oluyor ya da 12'den sonra yatması gerekiyor. Ekip bu mu? Benim ekip. Bu ekip mi yani? Yapmayın amına koyayım ya. Melih 5 yayının birinde var ya da 2 duruma göre. Mahmut saat aralığı var. Bu ekip mi oluyor yani? Yapmayın abi ya. Kaliteli ekip bu arada. Yani çok konuşacak bir şey yok. Adam buraya taşınmak istemiş. Taşınmış ne güzel yaptı. Mersin gibi bir şehir mi var yani. Aha, i̇nşallah yolunda da başarılı olur. Youtube yapar, yayın yapar. TikTok yapar. Yani genç adamlar yani. Çatı 97'li galiba. Gönül çok açık abi. Ben ya 4 yıl önce benim toplatan 500 bin abonem vardı yani. Ben de yolun başındaydım. Onun da tam böyle artık kendi işini yapmak için bence doğru yaşları. Ben ondan iyi bir YouTuber çıkabileceğini düşünüyorum. Çok çalışkan bir adam. Ama tabii nasıl bir yol izler bilemiyorum hayatında, kariyerinde. Kendi hayatı. Ya 97'liyken dedim 4 yıl önce. 93'lüyüm ben yani. 4 yıl. Yani onun yaşındayken demeye çalıştım. Buğra'yla görüştük dün yemek yedik. Buğra çok tatlı bir adam ama çökmüş gerçekten. Yani gördüğüm oydu. Buğra çok kötü bir durumda şu anda. Yani belki de oyun tarafının kapatılmasında en çok etkilenen kişi Buğra. Bu arada şunu da söyleyebilirim. Ben bu da teklif alırken, çalışırken, zam alırken asla Buğra'yla görüşmedim. Yani artık buradan bir çıkarım kalmadığı anda gidip yemek yedim. Yani bunun böyle altını çizeyim. Çünkü bazıları buradan sözleşme isterken gel abi yemeğe gidelim, şuraya gidelim, seninle bir tanışalım falan muhabbetleri dönmüş. Ben platform artık bitti. Gerçekten sonuç yiyeyim çizgi çektik. Ondan sonra bir yemek yedim. Bu arada İstanbul işiyle ilgili bahsedeyim biraz. Muhteşem ilgilendiler benimle. Ve şu ana kadar aldığım en yüksek parayı aldım İstanbul işinden. Gerçekten 4 saatlik bir iş için bu kadar para aldığımı alabileceğimi tahmin etmiyordum. Ee, mükemmel ilgilendiler. Bütün ekip çok samimiydi. Çok arkadaş canlısıydı. Aç kalmadık. Ee, kahvemiz geldi. Çeşit çeşit içeceklerimiz geldi. Çok güzel poğaça, kek vardı. Yemek vardı. Pizza falan. Yani 4 saatlik bir çekim bile olsa çok çok iyi geçti benim için. Yani muhteşem eğlendim. Ee, muhteşem para kazandım. Ve... Şey de çok tatlıydı ya İlyas Yalçıntaş falan da çok tatlıydı yani ben mesela beklemiyordum bu kadar oyun bilgisi olacağını ya da sıcak samimi bir insan olacağını falan yani hep o bizim yanımıza geliyordu falan hiç böyle ben sanatçıyım kardeşim falan tripleri olur ya onlar yoktu yani çok mütevazi bir adamdı direkt aramızda kaynadı hani gamerların arasında hani şey gibi durmadı. Herhalde o da bir ara Dota Moto oynamış. Kerim Eri biliyordu yani böyle bir şeyler bilgiti de vardı oyunla ilgili. Ya bir sahne var. <laughs> bir İlyas'la denk geliyoruz tamam mı? İkimizin elinde de P90 var. 70'er mermili. 70 mermisi var Free Fire'da P90'ın. İkimiz birbirimizin etrafında dönüp 70 mermi sıkıp birbirimizi öldüremiyoruz abi. <laughs> Sana yemin ediyorum birisi acımıza son versin amına koyayım. Free Fire'da headshot atmayınca çok damage vurmuyor. 7-8 damage vuruyor o da canı 200. Lan ikimiz de hareketli birbirimizin etrafında dönüp sıkalım dedik. Allah'ım rezillik, rezillik, rezillik yani. Görmeniz lazım. İlyas'la böyle şu bakıştık ondan sonra. O diğer takımın kaptanıydı. Ben kendi takımımın kaptanıydım. Böyle olduk. <laughs> bu sahneyi koymayın amına koyayım. Çok kötü sahne. O bir tek kayıt bu arada abi. Taneyle oynama yapılamaz. <laughs> Çok iyiydi ya.